Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Merkez Tet Geometri kanalından İlhan hocamız. Bugün geometri geometri yapan geometrinin kilit konularından hangi konudayız? Üçgende açıdayız. Bugün üçgende açının bütün özelliklerini, bütün tanımlarını, o tanımlara ait soruların hepsini tane tane çözeceğiz. En temelden başladığımız kampı ÖSYM sorularına gidene kadar tüm soru çeşitlerini görerek tüm konuları öğrenmiş olacağız. Ben hazırım, sen de hazırsan aşağı inip bu emeklerin karşılığında videoya beğeni bırakırsan beni desteklemiş oluyorsun. Şimdiden desteklerin için çok çok teşekkür ederim. Kitabımız da bugün sayfa 17'deyiz. Sayfa 17'den 21'e kadar bu konu anlatımını işleyeceğiz. Sonra ben ikinci video atacağım. İkinci videoda nedir? Tabii ki teğet ve merkez testleridir. Konu anlatımının sonunda kademe kademe artan ÖSM sorularını barındıran testlerimiz mevcut. Zaten sen konuyu öğrendiğinde o testleri de tane tane ne yapacaksın, bitirmiş olacaksın. Ve böyle konuları bitiriyoruz ya, İlerledikçe en azından karşına çıkacak geometri sorularının hepsinde üçgen barınmış olacak ve sen de şimdiden bunların hepsini öğrenmiş olacaksın. O zaman kitaba ulaşmak için de açıklama kısmında BKM linki yani BKM kitap linkinden merkez koduyla kitaba ekstra %10 indirimli ulaşabilirsiniz. Zakademi.com'dan da pdf'e ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım gelsin mi? Hadi üçgenler açılar diyebiliriz. Şimdi önce tabii ki üçgenler açı demeden önce map kazanım linkimize gittik ve dedik ki biz bugün hangi kazanımı görüyoruz? Üçgende açı özellikle ilgili işlemler yapar kazanımı. Ve bu kazanımın altındaki alt başlıklarda da şimdi tane tane işleyeceğiz. Tabii hemen sayfa 17'yi açıyorum. Şöyle bakalım. Üçgende açı özellikleriyle birlikte de aralarda örnekler çözerek bak ilerliyorum ekstra özelliklerimiz de var dış teğet çemberin merkezi özelliği eşkenar üçgen özelliği ikizkenar üçgen muhteşem üçlü bunların hepsini 21 soruda noktalayacağız sonra da dediğim gibi teğet ve merkez testine geçmiş olacağız ve üçgende açıyı noktalayacağız aslında üçgende açı bitmiyor ama sen isim olarak bittiğini düşün çünkü bundan sonra artık tamamen üçgende açının Aman masaya vurdum. Tamamen üçgen açının sorularını çözmüş olacağız. Kulaklıkla dinleyenlere şimdiden kusura bakma diyorum. Şimdi gel bakalım en baştan üçgen açıyla başlayalım. Öncelikle üçgenin tanımı nedir? Doğrusal olmayan üç noktayı doğru parçalarıyla birleştiren kümeye biz üçgen diyoruz. Bak şöyle 3 nokta ileşti, ABC üçgenini oluşturdu. Peki, ben burada iç açılarımızı A, B, C olarak belirledim. Ama hatırlarsan doğru açı, doğruda açılarda biz paralel doğrular kavramını öğrenmiştik, değil mi? Peki bu paralel doğrular kavramını şöyle düşünsek, desek ki mesela ben zemine paralel çekmek istesem. Bak, ispatıyla bir şekilde göstereyim sana. Bak, şuradan şöyle bir ne yaptım? Kırmızı doğru nereye paralel olsun? Şu BC'ye paralel olsun. Şöyle bekliyorum. Heh, peki Z kuralından B açısını aşağıdan getirsem, Z kuralından C açısını da aşağıdan getirsem, ne olmuş oldu aslında bak şurada bir Z kuralı var, burada da bir Z kuralı var. İşte tamamen yapacağımız tek şey. Burada doğru açıya bakmak bak. Doğru açı sana A, B, C yan yana verilmiş. Neydi doğru açı? Toplam 180 dereceydi değil mi? İşte A artı B artı C 180 derecedir. Üçgenin iç açılar toplamının ispatı da buradandır. Tamam mı? Peki bitmedi. Ben bunu bu şekilde gösterdim ama şimdi siliyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Bir de bunun dış açılar özelliği var. Yani şöyle düşün. Ben iki tane bak iyi izle. İki tane iç açının toplamı bir dış açı şeklinde bileceğim. Yani bu iki iç bir dışı sonsuza kadar öğreneceksin. Tüm geometri konularında son konuya dahil bu özelliği kullanarak ilerliyoruz. İki iç bir dıştan x gördüğüm yere a artı c yazıyorum. Aynı şekilde gelsem şu c'nin doğrusal bir şekilde dışarıya açısını çiziyorum. a ile b'yi dışarıya yazdım. İki iç bir dış özelliği. Doğrusal çizdik. Sonra bir de şu a'nın dışına doğru ne yazabiliriz? b artı c yazabiliriz. X'e de zaten A artı C demiştim. Peki sadece dış açılara bakar mısın? Bak dış açı yeşil, dış açı yeşil, dış açı yeşil. Bunların hepsini toplasan ne yapar? İki tane A yapar. Bak şurada bir A var, burada bir A var. İki A. Şurada C var, C var, iki C. Burada B var, burada B var. Yani dış açılar aslında iki parantezinde A artı B artı C şeklinde geliyor değil mi? E zaten sen A artı B artı C'yi 180 buldun. O zaman 2 çarpı 180'den 360 derece üçgenin dış açılar toplamıdır. Bak hiçbir şey ezberlemiyorum. Tamamen bildiklerimi kullanıyorum. Zaten geometrinin en güzel yanı ne biliyor musun? Senin zaten bildiğin bir şeyler var. Onun üzerine gittiğinde yeni şeyler öğreneceksin. Böyle baştan sona ben sana formül yazmayacağım. Sadece olayın nereden geldiğini göstermek için birkaç tane formül yazacağım. Tamam mı? Şimdi aşağıya doğru iniyorum. İkizkenar üçgene geldik. AB AC eşitse bak şuradan baktığında AB AC eşit ikiz kenar üçgen demek iki kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Bu ikiz kenar üçgende alfa burayı görüyor alfa burayı görüyor. Adı üstünde bak aynı açı görmeli ki kenar uzunlukları eşit olsun. Aklında hep bu dursun. Peki ben o zaman taban açıları eşit diyedim. İkiz kenar üçgen gördüğümüzde artık bunu bileceğiz. Sonra tabii ki şöyle tepeden şöyle bir dik indirdiğimde ikiz kenarın olmazsa olmazı tepeden dik indirip tabanı keş eş parçaya bölmek ve açı ortaya oluşturmaktır. Tamam mı? Bunu zaten ilerleyen süreçte ikizkenar üçgen adı altında detaylı göreceğiz. Sen sadece tepeden dikini indireceksin, tabanı keş eş parçaya böleceksin, açı ortaya oluşturacaksın. Bunları bilmen gerekiyor. Aşağı geldim. Bak az önce çizdiğim şeyi gösteriyor. Diklik, açı ortay, kenar ortay, ikizkenarlık. Akrostiş yazdık değil mi? Yani yukarıdan aşağı daki şeklinde ne yaptık? biz bir isim bulduk. Yani bunlardan herhangi ikisi varsa diğerleri de vardır. Ne demek istiyorum yani? Bir tane şöyle basitçe göstereyim. Şöyle bir üçgeni, üçgeni çizdim. Dik indirdim ve kenar ortay dedim. Bak diklik ve kenar ortay. O zaman diklik ve kenar ortay olduğu için... Açı ortay ve ikiz kenarlı sen sonradan ekleyebilirsin. Sonradan eklediğimizde de mavi ile ekleyelim. Çift çizgi, çift çizgi ve açı ortay tamam mı? Bu aynı şekilde diklik ve ikiz kenar verilebilir. Kenar ortay ve açı ortay verilebilir. Yani sadece diklik verirse o üçgen direkt ikiz kenardır diyemiyoruz. Bak bunu sakın unutma. Sadece iki tane bilgi olacak ki diğer ikisi olacak. Tamam mı? Geometride zaten bu bir kalıp gibi düşünebilirsin. İki bilgi varsa diğerleri vardır. Geldim şimdi aşağıya. Şimdi burada hatırlarsan doğru açılarda bir bu bumerang demiştik değil mi? İçeridekilerin toplamı şu dışarıdakini veriyordu. Hem onun ispatını da yapalım. Bak şöyle doğrusal bir şekilde uzattım. X'i şöyle uzattık. Peki A ile B'nin toplamını şuraya yazarız değil mi? A artı B. Çünkü artık iki iç bir dışı öğrendik bak. iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bitmedi. Aynı şekilde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani A artı B ile C'nin toplamı da X'e eşittir. Yani iki kez iki iç bir dış yaptık ve özelliği ortaya çıkarttık. Tabii bunun sayısı da artsa şöyle göstereyim. Şöyle sayısını arttırsan bile değişen hiçbir şey yok. Sen içeride A, B, C, D yazdın. Dışarıda da X ve Y yazdın. X ile Y'nin toplamı A artı, B artı, C artı, D'ye. Yani içeridekilerin toplamı dışarıdakiler eşittir. Şimdi örnek birimize gelelim. Örnek bir bize diyor ki şöyle biraz ortalayayım. Bak ABC üçgeni biçimindeki trafik işaretlerinin iç açılarının ölçüleri sırasıyla alfa, beta ve teta olmak üzere diyor. Şimdi o zaman ben şunu düşüneceğim. Ben şu ana kadar ne öğrendim? Yani temel iç açılar toplamı 180 derece, dış açılar toplamı 360 derece öğrendim değil mi? Peki gel bir şunu yazalım. Alfa, beta ve tetanın toplamı 180 derece bir yazalım. Bunu yazdık. Sonra şurada bir bilgi vermiş bak farkında mısın? Şurada bir bilgi vermiş. Demiş ki alfa ile betanın toplamı 8 tetadan daha küçük. Ama bir dakika. E burada da alfa artı beta var. Burada da alfa artı beta var. Gördün mü bak? Alfa artı betaları nasıl kullanabilirim? Hemen yorumlama yeteneğimiz ortaya çıkacak. Bak alfa artı betayı yalnız bırakalım. Teta'yı karşıya yollasan 180 eksi teta olacak. Doğru mu? Evet. Git şimdi onu yerine yaz. 180 eksi teta yazacağım şuraya. 180 eksi teta. Küçüktür 8 çarpı teta. Eksi teta'yı karşıya pozitif olarak yollasam. 180 küçüktür 9 teta olacak. Çünkü karşıya pozitif olarak gitti. 8 tane de orada var. Toplam 9 tane teta. 9'a böldüm. 20 küçüktür teta geldi. Yani teta 20'den daha büyükmüş. Ama sana diyor ki en küçük tam sayı değerini sormuş Teta'nın. O zaman 20'den daha büyük en küçük tam sayı değeri nedir? Tabii ki 21'dir. O yüzden cevap 21 geldi. Birinci soruyu bitirdik. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruyu incelemeni istiyorum. Sana bir üçgen çizdirmiş. Yani 60 derece var. Boş açı var, boş açı var. Fakat bunların dış açıları verilmiş. İki tane dış açı verilmişse o zaman bu iş dış açıdan çözülecek. Yani sen 60'ı doğrusal uzatacaksın. Doğru açıdan hatırla. Şurada 180'den 60 çıkarttım. 120 derece yazdım. Şu an yeşille çizdiklerime dikkat eder misin? Turuncu ilemiş, pardon. Dış açı, dış açı, dış açı. Üçgenin dış açılar toplamı kaç derece? 360 derece. O zaman toplayalım. 8x artı 80 artı x artı 70 artı 120. Toplamları 360 dereceye eşitledim. Şurada 9x var. 80 ile 70'i topladım 150. 120 daha 270 yaptı. 270'i karşıya negatif olarak yolladığında 360'tan 270 çıkartırsam 90 derece gelir. 9 da sadeleştirdiğimde X'in değeri 10 derecedir. Ama senden ACB istenmiş. Hemen gidelim. ACB yani şuradaki mavi açıyı istemiş. O zaman 10 dereceyi yanına yazınca yan tarafta 80 derece var. 180'den 80 çıkartırsam 100 derece gelecek doğru açıdan dolayı. Demek ki cevabımız nedir? 100 derecedir. İkinci soruyu da noktaladığımıza göre hadi gel üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi yine benzer bir olay var. Bak dış açı, dış açı, iç açı. Dış açıdan iki tane olduğu için gel biz hiç rahatımızı bozmayalım. Dış açıdan gidelim. İsteyen tabii ki iç açıdan da çözebilir. Ama bence yani bir açıyı 180'den çıkartmak mı direkt toplayıp 360 eşit eşitlemek mi? Bence 360 eşitlemek. Bak doğrusal uzattım. 180'i tamamlasam şurası 160 derece olacak. Şu an bizim dış açımız 160, dış açımız x artı 80, dış açımız x eksi 40. Bunların hepsini toplasam şöyle hızlıca topluyorum. 2x, 80'den 40 çıkarttım artı 40. Yukarıda da 160 derece var. Eşittir 360 dedim. 160 ile 40'ı toplasam 200 yaptı. 2x eşittir. 200'ü karşıya negatif yolladığımda 360'tan şöyle yapalım. 360'tan 200 çıkartırsam 160 derece gelecek. 2'ye böldüğümde x'in değeri 80 dereceymiş. Zaten bizden de bu istendiği için cevap 80 geldi. Dördüncü soruya geçiyorum. Ve dördüncü soru aslında ABC'nin bir ikizkenar olduğunu söylemiş. Hemen o zaman ben ABC'nin nerede ikizkenarlığı var? AB ile BC'de. AB'yi şöyle kırmızıyla çizdim. BC'yi de şöyle kırmızı ile çizdim. Peki kırmızı kenarlar birbirine eşitse tepe açısı 40 derece olan bak şimdi tepe açısı 40 derece olan ikizkenar üçgende taban açıları bunlar yani A açısı ile C açısı birbirine eşit olacak değil mi? Şu kenar bu kenar eşit olduğu için. Ama 180'den 40 çıkartırsam 140. 2'ye böldüğümde C açısı 70 derece A açısının tamamı 70 derece. Bak şöyle maviyle boyuyorum şuraya 70 derece diyorum. Sebebi tamamen ikiz kenardan dolayı. 180 eksi 40 bölü 2 yaptım. Sonra baktık ki e şurada 70 derece, burada 70 derece var. Yani başka bir ikiz kenar üçgen ortaya çıkarttık. AD uzunluğu da AC uzunluğuna eşit geldi. Hatta onu da şöyle maviyle gösterelim. Bak AD uzunluğu AC uzunluğuna eşit geldi. O zaman burada soru bitti. 70 70 140 yaptı. Tepede de bir x'in var. Sadece ADC üçgenine bakıyorum. Mavi üçgeni. Eşittir 180 derece dedim. X buradan direkt ne gelir? Tabii ki 40 derece gelir. Ve dördüncü sorumuzu da bu şekilde noktalayıp ilk sayfamızı ne yaparız? Bitirmiş oluruz. Geçiyoruz hemen beşinci sorumuza. Beşinci soru bana diyor ki AD ile DC'nin eşitliği var. Hemen gösterelim. AD ile AC'ninmiş pardon. AD ile AC eşit. Sonra 30 derece verilmiş. Gel biz bu ikizkenar üçgende tabana x yazalım ki ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Sonra ben şunu desem sana. 30 dereceyle bir açı toplanmış ve x olmuş. Yani iki iç bir dış yapılmış. İster harf yazabilirsin. İstersen de x cinsinden yazabilirsin. Sana kalmış. İster buraya y yazarsın. Biraz uzatırsın soruyu. Ama bence direkt x 30 yazsan. x 30'la 30'un toplamı x yaptı. Burada da zaten iki hiçbir dışı doğrulamış olduk. E, açı ortaydan dolayı x eksi 30'u gel içeriye yazalım. Tamam. Şimdi sadece adc üçgenine bakmanı istiyorum. Adc üçgeni sana diyor ki Arkadaş diyor ben bütün bilinmeyenlerimi x olarak verdim sana diyor. Sen ne yapacaksın? İç açılar toplamını 180 derece eşitleyeceksin. Yani 2 değil tabii ki. Bir tane x burada, bir tane x burada, bir tane x burada. Toplam 3x var. Eksi 30 var. Eşittir 180 derece. 3x eşittir. Eksi 30'u karşıya pozitif olarak yolladığımızda 210 derece yaptı. 210'u da 3'e bölsem x eşittir kaç derecedir? 70 derecedir. Bize de zaten bu sorulmuştu. 5'i hemen bitirdim. 6. soruya geçtim. 6. soru bana diyor ki ben şurada sana bir ikiz kenarlık verdim. Şurada bir ikiz kenarlık verdim. Şurada bir ikiz kenarlık verdim. Daha ne vereyim diyor değil mi? O zaman ne yapacağız? Önce şu nokta açısı. Nokta açısı ikiz kenarlığını kullanacağız. Taban açıları birbirine eşit. Bak mavi kenarlar birbirine eşit olduğu için taban açıları da birbirine eşit olacak. X artı 10 derece yazdım. Sonra 2 iç bir dış özelliğinden şuraya 2x artı 20 dereceyi yazabilirim. Bitmedi. Bu sefer 2x ile x'in toplamını şuradaki d açısına yazabilirim. Yine aynı mantıkla 2 iç bir dıştan yazıyorum. Geldim buraya 3x'imi yazdım. Peki baksana biz zaten buradaki mavilerin eşitliğini yazmıştık ya en başta. O zaman bunun taban açıları da birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman yani ben şuraya bir çizgi atsam bu da çizgi olacak. Yani 3x dediğimiz açıyı 2x artı 20'ye eşitlersek x buradan 20 derece gelecek ama BAC açısı istendiği için bak şimdi BAC'yi tekrar çizelim hatta. Şöyle çizdim. Şurada A var. Burada B var. Burada C var. Peki 2x dediğim şey bak B açısına baktığımda 2 çarpı 20'den 40 gelecek. Geldim oraya 40'ı yazdım. Sonra C açısına baktığımda 2x artı 10 var. Yani 40 artı 10'dan 50 derece gelecek. 50'yi de buraya yazdım. 40 ile 50'yi toplasam 90 derece yaptı. 180 derece yapmamız lazım içeriği. O yüzden boş açıya ne yazarsın? 90 derece yazarsın. O zaman BAC açımız 90 derece ise aradığımız cevap da nedir? 90'dır. Anlaştık mı? 6. soruyu da güzelce çözdüğümüze göre geçiyorum. 7. sorumuza tam bir böyle hani ÖSM tarz sorularda bir açıyı bir kenarı döndürme var ya. Şu an kademe kademe ilerliyoruz bak. Karşımıza gelecek soru tarzlarını göstermeye çalışıyorum. Ama mantığını öğreterek. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki kağıt C köşesi etrafında saat yönünde 18 derece dönecek. Şimdi bak gel. Bir dakika. Ben sana diyorum ki şu bir kalem. Kalemi alttaki tuttuğum kenar etrafında 18 derece çeviriyorum bak. 18 derece şöyle yapayım. Heh. 18 derece şöyle çevirdiğimde ilk durumdaki kalem ile son durumdaki kalem arasındaki açı ne oluyor? 18 derece oluyor. Mantık bu aslında. Yani şekil 1 ile şekil 2 arasındaki boşluk her zaman dönme açısını sağlar. O yüzden bunu unutmuyorsun. Gelip bak şimdi ben BC kenarı şekil 1'de buradaydı. Şekil 2'de nereye gitti? B üstü C'ye gitti. Arasındaki boşluk dönme açısı mıdır? Evet. Kaç derece dedi? 18. Gel o zaman buraya 18 yaz. Bitmedi. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen varmış. O zaman ikizkenar üçgen dediğimiz şey AB ile AC'nin eşitliği ise Tabanda 80 varsa bu C açısında da 80 derece olmalı bak 80 derece 18 alt taraftaysa o zaman şunun tamamı 80 olması için buraya ne yazarsın 62 derece yazarsın 62'den tavşanı yaparsın sonra şimdi ben sana şunu soruyorum sarı üçgenin C açısı değişmiyor değil mi yani sarı üçgenin C açısında burada 80 derece var e burada da 80 derece olmalı o zaman buradaki boş açıya da ne yazmam lazım? 18 derece yazmam lazım. Tamam mı? Zaten dönme açısıyla ilk etaptaki o boşluktaki açı birbirine eşit olur. Çünkü aynı mantıkla ilerliyorsun. Peki bitmedi. Bizim zaten 80-80 taban açıları varsa bu ikizken üçgende soruyorum sana. 80-80-160 Allah neler yaratmış diyerek tepeye 180 olması için ne yazarsın? 20 derece yazarsın. Bitmedi. Bu 20 aslında A üstündeki açıyı da sağlamıyor mu? Evet. Çünkü aynı şekil bunlar. O yüzden bu tepedeki açıları hep 20-20 yazacaksın. Sonra üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Değil mi? O zaman de de değilse şöyle x eşittir. 20 artı 18'den 38 derece. Kayseri'ye buradan selam olsun diyerek x'i cevap olarak bulmuş olduk. Yedinci sorumuzu bitirdiğimize göre geçiyorum. En güzel kısma iç açı ortay ve dış açı ortaya. Şimdi üçgende açı da eğer bir B ve C'den içeriden açıortaylar çizersek I noktasında kesiştiğini düşün. Şimdi şunu düşüneceğim. İki tane açıortay bir noktada kesişiyorsa A'dan da o noktaya birleştirdiğinde sen bu noktaya artık iç teğet çemberin merkezi diyeceksin. Yani hepsi için bir açıortay oluşturur. I iç teğet çemberin merkezi. Yani bir diğer ismiyle açıortayların kesim noktası. Ama ben buradaki açıyı Sırf zaman kazanmak için. Bak şunu unutma. Zaman kazanmaktan kastım şu. Buralara sen x, x, y, y yazıp tepeden büyük üçgende iç açılar toplamı, küçük üçgende iç açılar toplamı her seferinde yapmak istersen yapabilirsin. Yani biz bunu yapma diye bu formülü veriyoruz. Şöyle düşün. Şunları siliyorum. Alfa açısı yani içerideki açı ortaylarının kesiştiği noktadaki alfa açısı eşittir. 90 derece artı tepe açısı bölü 2. Eğer açı ortaylar içeride olursa aradaki işaret pozitif. Eğer açı ortaylar dışarıda olursa aradaki işaret eksi. Ben bunu nasıl aklımda tutuyorum biliyor musun? Ben biliyorsunuz ki Adanalıyım. Adana'dan 18 yaşında üniversiteyi Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Kalktım geldim. Şimdi Adanalılar bilir. Kaç derece Adana normal orta sıcaklık diyorum bak. Orta böyle 30 üstünde 35'in üstünde hatta. Temmuz hariç diyorum bak. Normal Mayıs civarı. Temmuz Temmuz'a gelince konuşmak istemiyorum. Zaten ten rengimden cevabı vermiş oluyorum değil mi? Adanalılar beni daha iyi anlar. Şimdi o zaman ben Ankara'ya gelince buz gibi yani eksi dereceleri ben Ankara'da gördüm. O yüzden sonuçta dışarıya çıktığımızda hava eksi derece değil mi? İşte bak aklında böyle tutacaksın. Gel bak dışarıya çıktığında hava eksi derece. O yüzden bu denklemde de eksi derece. İçeride biraz ısınıyoruz. Artıya çıkıyoruz yani artı derecelere. O yüzden arada artı var. Eminim bundan sonra unutmayacaksın bak. Ben ben çünkü yani o e, soğukta böyle donmayı yaşadım ya ve ben bakar bakmaz aklıma ora geliyor. Yani kafamda böyle bir şey kodluyorum. Eğer sen de böyle öğrenmek istiyorsan bu şekilde düşünebilirsin. Eğer dediğim gibi içinizde Hacettepe'yi kazanmak isteyenler varsa umarım istediğiniz gibi bir sonuç gelir. Umarım benim üniversitemi kazanırsınız. Biraz duygulanırız, biraz sohbet ederiz. Belki denk geliriz. Belki üniversitede kayıtta bu söyleşi günleri oluyor ya. Onlarda falan denk geliriz. Güzel bir anımız olur. Neden olmasın? O zaman devam edelim mi? Hadi gel devam edelim. Şimdi 8. soruya geldim. 8. soru bana diyor ki ben sana diyor içeride açı ortay verdim diyor. E, açı ortay içeride kesiştiyse hemen ben alfa açısını yukarıda tepede 40 derecem var ya. O zaman 90 derece artı tepedeki 40 derece bölü 2 diyerek 40 bölü 2 20. 90'a 20 ekledin 110 derece. Alfamız 110 derece. Bu kısa yoldan uzun yoldan hocam ben şöyle yapmak istiyorum dersen x x y y dediğinde 2 x 2 y ve 40'ın toplamı 180 derece. Yani iki parantezini alsam x artı y eşittir 140 derece olacak. 2'ye böldün x artı y 70 derece. E baktığında x var y var alfa var 180 derece olmalı değil mi? 70 ikisi ise buraya da 110 dereceyi uzun yoldan yapabilirsin. Sana kalmış. 8'i bitirdim bir de 9'a bakalım. Eksili yapacağız. Alfa eşittir 90 derece eksi tepe açısı böyle 2 bak. Dışarıda olduğu için açı ortaylar dışarıda kesişmiş. Dışarıda olduğu için demek ki ben burada bu arada bu dış dışarıda açı ortay olduğu için dış teğet çemberin merkezidir. Şöyle bir çember çizdiğinde F noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberin merkezidir. Teğet, teğet merkezde birleşti açı ortay. Teğet, Merkezde merkezle birleşti açı ortay. Bunu detaylı göreceğiz ilerleyen konularda. Ama burada sadece bilmen gereken dışarıda eksi, içeride artı. Ne geliyor buradan? Baktığımızda 36 ikiye böldüm 18. 90 eksi 18 ne yaptı? 72 derece yaptı. Aradığımız cevap da o zaman 72'dir. 9. soruyu da bitirdim. Geldim dış teğet çemberin merkezine. Az önce söylemiştim zaten. Fakat şunu unutma. Bir dış açı ortay D noktasında hem C'den hem A'dan dış açı ortay Çektik ya eğer sen B'den de birleştirirsen burada da açı ortaya olur. Yani iki tane dış bir tane iç. İki dış açı ortay bir tane iç açı ortay. Aklında böyle kalsın. Amacımız sadece bunlardan iki tanesi varsa diğerleri de vardır. Yani ben sana mesela şöyle bir üçgen çizdim. Dedim ki şurada bir açı ortay var. Burada bir açı ortay var. Sonuçta bunlar bir noktada dışarıda kesiştiler mi? Evet artık bu pembe nokta bu üçgenin neyidir? dış teğet çemberin merkezidir. Ne yapacaksın? Şunu uzatacaksın. Şunu doğrusal uzattığında artık burada da bir açı ortayın vardır. Ekstra özelliğimiz nedir? Şuraya alfa yazdığında yani dışarıdaki açının tepesine alfa yazdığında içerideki açının tepesine 2 alfa yazıyorsun. Ben onu tamamen şöyle düşünüyorum. Bak şu üçgene bak. Bu üçgende bir tane açımız var değil mi? Evet. Şu üçgene bakarsan bu üçgende iki tane açın var. İki tane açıda iki alfa, tek açıda tek alfa. Tamam mıdır? Bunu da bu şekilde düşünebilirsin. Fakat şunu unutma, bu tarz sorularda bak az önce gösterdiğim gibi, sen direkt örneğin burada 10 derece var ya, iki tane açı ortayı gördün, tepeye şöyle 20'yi yazdın, 180'den 20'yi çıkarttın, 160'yı ikiye böldün, 80 derece, 80 derece. Bu kadar hızlı olacaksın. Çünkü açı sorularında gerçekten hızlı olan rakiplerinin bir adım önüne geçmiş oluyor. Şimdi diğer türlü temel matematikte örnek veriyorum mesela, e, denklem kurma problemlerinde zorluk yaşıyorsan önce orayı tamamlayacaksın. Gelip geometride tamamen sistem ne biliyor musun? Matematiğin hızlıysa geometrin de hızlı. Matematiği yapabiliyorsan geometriyi de sadece denklemlerde yapabiliyorsun. Ama mantığını öğreterek yani bu tarz soruların nasıl oluştuğunu bak bir tane mesela gösterdim. Daha çok soru çözeceğiz. Buradaki amacım tamamen ne tarz soru gelecek senin karşına hepsini karşına çıkarmaya çalışacağım. Tamam mı? E, o zaman gel aşağıya geliyorum. Şurada mesela direk 10. soruya baktığımızda 60 60 120. Eğer ben A'yı doğrusal bir şekilde uzatsam 120 180 yapmak için bir tane de 60 yazmam gerekiyor değil mi? Yani bu da nokta oldu. Şimdi sana bir soru. A'dan dış açıortay çizilmiş. Bak görüyor musun? A'dan dış açıortay çizilmiş. E, B'den de dış açıortay çizilmiş. Dış açıortaylar D noktasında kesiştiyse o zaman D noktası dış teğet çemberin merkezidir. Burada 60 derece varsa şuraya ben hemen 30 derece mi yazarım? Bak geldim. 30 derece yazdım. Bitmedi. Sonra C'yi doğrusal devam ettirdim. Nasıl yukarıda açı ortay yapıyorsam. iki dış açı ortay, bir tane iç açı ortay. Bak dış iç o zaman bu da dış olacak. Geleceğim oraya da bir 65 açı ortayını yazmış olacağım. 65 65 130 yaptı. Yani x artı 130 eşittir 180 derece ise x buradan kaç derece olur? 50 derece gelir. Onun soruyu da bu şekilde noktalamış oluruz. Geldik şimdi 11. sorumuza. 11. sorumuz tam bir ÖSM tarzı bir soru. Katlama sorusu. Peki şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçim, biçimde kağıt DE boyunca ok yönünde katlandığında şekil 2'deki gibi C ile C1 noktaları çakışmaktadır diyor. Şimdi o zaman ben bütün katlama sorularında önce şöyle kendim vereyim. Bütün katlama sorularında şunu bilmeni istiyorum. 1. Katlama sorularının hepsinde şekli eski haline çevireceksin. Sonra üst üste gelen kenarları ve üst üste gelen açıları birbirine eşitleyeceksin. Bak bu ikisini yapmazsan katlama sorularına sadece bakarsın. Çünkü çözüm mantığı hep bu ikisinden geçiyor. Tamam mı? Hani diyorsunuz ya hocam katlamanın soruları nasıl çözülüyor? İşte böyle çözülüyor. Yani bu dediğimi yapacaksın. Soruya bakmayacaksın. Soruyu doldurman lazım. Hemen dolduralım bak söylediğim gibi. Geliyorum. AD'yi doğrusal uzattım. KE'yi de doğrusal uzattım. Şimdi bana demiş ki C'yi katlamış DE boyunca C üssü yani C1'e gelmiş değil mi? O zaman üst üste gelen açılarımız şunlar değil mi? Nokta nokta. Peki şurada 70 derecem var. Yazdım. 10 derece, 140 derece, 150 yaptı. C açısı kaç derecedir? 30. Geldim buraya da 30 derece mi yazdım? Bitmedi. Peki şimdi sadece şekil 2'ye yaklaşıyorum. Bak şimdi. Sadece şekil 2. X'i sormuş zaten bize. Şekil 2. Sen ve ben varız. Başka kimse yok. Peki burada 30 dereceyi o zaman katladığım yere götürebilirim değil mi? Ne demiştim sana? Şuradaki D harfimiz ne? DC değil mi? C'yi de yazalım. Şurada DC'miz var ya bak. DC uzunluğu DC1'e eşit oldu. Aynı şekilde C1E EC'ye eşit oldu. Peki ben burada 30 dereceyi buraya taşıyınca şu şekilde. Biz aslında şunu bulabiliriz bak. 30'la neyi toplarsam 70 derece yapar? 30'la neyi toplarsam 70 derece yapar? İki hiçbir dıştan 40 dereceyi. Yanında da 40 derece var. E 40, 70. Bak iyi izle şimdi. 40, 70. E burada 70. Çünkü iç açılar toplamından yapıyorum bak. 40 ile 70'i topladım 110. Veya ters açılar yok mu burada? Var. Ters açılardan dolayı x'i götürdüğünde x buradan direkt 70 derece olarak karşıma çıkmış oluyor. O zaman şıklara baktığımızda şöyle aşağı gerçi burada şık yok. Cevap 70 olarak yazdık. Testlerde şıklarımız var. Buradaki konu anlatımında ise tamamen bizim bulduğumuz sorular var. Tamam? Şimdi bunu da yaptık. Geçiyorum. 11 bitti. 12. soruya yine bir katlama sorusuna geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne yapıyorduk? Bunu sen söyle. Evet evet sana soruyorum. Şekli eşkenliğe çeviriyorduk, değil mi? Üst üste gelen açıları, üst üste gelen kenarları birbirine eşit diyorduk. Bunlar önemli. O zaman gel. Zaten çizgileri çizmiş sana. Kesikli çizgileri. Şu nokta açısı, bu nokta açısı birbirine eşit. Sonra hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. BC uzunluğu, BC üssü uzunluğuna nedir? Eşittir. Ayrıyeten C üssü D uzunluğu da DC uzunluğuna eşittir. Bunları bu şekilde gösterdim. Sonra dedin ki ben tepede 40 görüyorum. Burada bir ikizkenar üçgen vermiş. AB ile AC eşitse bak mavi kenarla mavi kenar birbirine eşit verilmiş. Tepe açısı 40 derece ise 180 eksi 40 140 2'ye böldün 70 derece burada 70 derece burada 70 olması için 30 derece yazarım. Yani şurada 30 derece var şurada 40 derece var burada 70 derece var. Peki sana bir soru. 40 derece katlanıyor değil mi? Yani buradaki 40 derece katlanıp şuraya gitmesi gerekiyor. 30'un yanına ne eklersem toplam 40 derece yapar. Tabii ki 10 dereceyi. Yani olayımız aslında şuradaki çift çizgi şöyle çift çizgi olarak eşit olmalı. Peki 10 dereceyi yazdık. Çok güzel. Bu 70'i de C üstüne götürsem soru bitiyor aslında. Bak 70'i getirdim buraya yazdım. Sonra 70 10 x C üstü B K üçgenine baktığımda iç açılar toplamı 180 derece. Yani 80 ile x'in toplamı 180 derece ise x buradan kaç derece olur? Tabii ki 100 derece olur. 12. soruyu da noktaladığımıza göre geçiyorum. 13. soruya. Burada ne vermiş? Bir gönye vermiş bak. Üçgen dik üçgen şeklinde bir gönyemiz var. Zaten geometri denince direkt akla cetvel, üçgen geliyor, değil mi? Ve buradaki aslında şekillere baktığımızda günlük hayattan bazı örnekleri burada neden göremeyelim? Değil mi? O yüzden önce bir sorumuzu okuyalım. AB ile BC'nin dikliğini söylemiş. AB ile BC dik. ABC dik üçgeninde bir 30 derecemiz var. ACB açısı. Şuraya bir 30 derece mi yazdım. Gönye saat yönünün tersine dikkat et. Saat yönü Negatif yöndür. Saat yönünün tersi pozitif yöndür. Bak, bunu sorularda çok kullanırlar. O yüzden şuraya yıldızlıyorum. Sen de bunu bu şekilde bileceksin. Saat yönü negatif yöndür. Saat yönünün tersi pozitif yöndür. Sonra demiş ki gönye saat yönünün tersine 40 derece döndürüldüğünde A üstü B üstü C dik üçgen elde edilmektedir. C etrafında bak. Bak gördün mü? C etrafında dönüyor. Peki 40 derece dönüyorsa ben sana ne demiştim? Bak şu AC nereye gitti? A C'ye gitti. O zaman bu aradaki boşluk tamamen 40 derece. Dönme açısını oluşturacak. E 40 derece olması için yanına ne yazarsın? 10 derece. Bitmedi, bitmedi. Bak şimdi iyi izle. Ben AC uzunluğunu şöyle siyah göstersem. A üstü C uzunluğu da siyah değil mi? Çünkü gönyenin hipotenüsü o. Yani 90'ın karşısı burada. AC uzunluğu. Burada da 90'ın karşısı. A üstü C uzunluğu. Peki bunları birbirine eşitlediğimde siyah ikizkenar üçgeni gördün mü? Ben gördüm. Sen görmediysen gösteriyorum bak. Siyah ikizkenar üçgen. Tepe açısında 40 derece var. O 40 gibi gözükmüş. Şuraya 10 yazalım. Tepe açısında 40 derece var. Tabanlarımız ne olacak? 70 derece burada. Değil mi? 180'den 40 çıkarttım. 140. 2'ye böldüm. 70'e 70. Zaten 90 derece 30 derece. Şu içeride bir 60 derece olmalı. Tamamının ne olması gerekiyor? 70 olması gerekiyor. Şuraya x desem. x ile 60'ın toplamı 70 derece ise. x buradan 10 derece olur. Aynı şekilde 60'ı buraya taşıdım. 90 burada var. 30'u da buraya taşıdım. Yani şekilde gördüğüm her yeri çizilmiş üçgenlerin içerisine doldurmuş oldum. A, A üssü noktalarından geçen D doğru çizildiğinde A üssü AB açısının ölçüsü A üssü AB. Bak nereyi soruyor? Ben zaten ortaya çıkarmıştım. Cevabımız nedir? Tabii ki 10 derecedir. 13. soruda noktaladığımıza göre geçiyoruz şimdi ikizkenar üçgenden sonra adı üstünde eşkenar üçgen. Yani bütün kenarların birbirine eşit olma durumuna biz eşkenar üçgen diyoruz. Ve eşkenar üçgen aslında şöyle karıştırıyorlar. Şöyle bir konuşalım biraz. Yarım saati doldurduk. Sohbet seansımıza geldik. Şimdi eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen. Şimdi hep bir başlık veriyorum değil mi sana? Hep o başlığı sanki böyle yeni yeniymiş gibi görüyorsun ya. Aslında geometride her yazdığım başlığın yüzde kırkını bir önceki başlık oluşturuyor. Bak bu önemli bir şey. Çünkü sen boşu öğrenmiyorsun. Sen önceki öğrendiğini ufak bir tekrar yapsan yapıyorsun değil mi tekrar? Yani bu videoyu izledim hocam, video bitti. Geometri bitti. Öyle bir şey yok. Tekrar yapacaksın. Soru çözeceksin. Biz bu ödev planını bak soru bankamızda Soru bankamızın ödev planını niye yaptık? Niye soru bankamızı önce bitirdik? Video ders kitabımızı şimdi yapıyoruz. Çünkü bu ödev planı hazır senin için. Yani yapamadığın sorular sen zaten çözmek istediğinde gideceksin oynatma listesine tıklayacaksın. Hangi soruyu yapamadın? Direkt oradan öğreneceksin. Bu hem sana zaman kazandıracak hem de farklı soru tarzı görmeni sağlayacak. Video ders kitabındaki 1700 soru, soru bankasında 1400 soru, toplam 3100 soruda geometriyi halletmiş olacağız. Bak. Şöyle düşün. 3100 soru çözen bir öğrenci geometride hem TYT'de hem AYT'de sence ortalama bak ortalama kaç net yapar? 3100 sorudan bahsediyorum. Yani bir kitabın içerisinde soru tarzına baktığında bütün soru çeşitlerini görmüş olacaksın. Tekrarını da yaptığında bence en az 5 net üstünde çok rahat yapar. Fakat bu tabii ki 5 net üstünde dediğim şey 8, 9, 10 niye olmayasın? Sen zaten bunu yapabilecek güce sahipsin. Ben seni yönlendiriyorum. Sana kaliteli bir şekilde videolarımı, derslerimi, pdf'lerimi ücretsiz bir şekilde yayınlıyorum. Ama bunun karşılığında Ayşen'im sen videoyu böyle bir saniyeliğine beğenmiyorsun. Ben de senden bunu rica ediyorum. Videoyu beğeni bırakman çok önemli. O yüzden... Beğeni bırakanlara söylemiyorum, o beğeni bırakmayanlara, destek vermeyenlere. Hani böyle rakip eleyenler var ya, geçenlerde yorumlara yazmıştı birkaç arkadaş. Hocam video çok güzel ama rakibim artsın diye videoyu beğenmiyorum demiş. Yani ben şöyle düşünüyorum, saygı duyuyorum bu arada. Ben yani rakibin kalemle elenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle e, video beğenmeyerek, yani bu kadar insanın, YouTube'da birçok hocanın sana... E, sırf sen öğren diye bu kadar çaba göstermesine bir saniyelik beğeniyi Yani bu şekilde tanıtmak bence biraz e, garip geliyor O yüzden tüm beğeni bırakan destek veren herkese öncelikle teşekkür ederim Vermeyenlere de şimdiden bak aşağı inip videoyu beğenebilirsin diyorum tamam mıdır? Hadi gel devam edelim Şimdi eşken üçgen adı üstünde bütün kenarlarımız birbirine eşit olacak O zaman bütün kenarlar birbirine eşitse bütün açılarımız da iç açılarımız da eşit olacak bütün dış açılarımız da eşit olacak. 360 derece dış açıydı. 3'e böldüğünde 120 derece. Bak her biri 120 derece. Şöyle gösterirsem. Aynı şekilde 180'i de 3'e bölsen her biri 60 derece. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu nereden tanın tanınacak? Çokgenler kısmına geçtiğimizde düzgün çokgenlere. Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Şimdiden spoiler vermeyeyim o konuya gidince çok detaylı öğreneceğiz. Hatta o konuya gittiğimizde burayı tekrar etmiş olacağız. Sen de diyeceksin ki ya biz yeni bir şey öğrenmiyoruz. Biz var olan bilginin üzerine ekliyoruz. İşte geometrinin bence en güzel kısmı orası. Şimdi eşkenar üçgeni bu şekilde söyledim. Bir kenarına A yazsam bak iyi izle. Şöyle tepeden bir dik dedim. Bu da A olacak. Şimdi bu bir ikizkenar değil mi? Sonuçta bak ikizkenar kenar üçgende tepeden dik indirince tabanı iki eş parçaya böldün. A bölü 2'ye A bölü 2. Peki. Şurada da bir 30 derece 30 derece açı ortay olacaktı. Bak aslında 30 60 90 üçgeni daha dik üçgene gitmeden ortaya çıkardık bak. Gördün değil mi? Burada 60 derece, 90 derece, 30 derece. Şimdi dik üçgende Pisagor teoremi öğreneceksin. Belki bazılarınız biliyordur. Şu dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani bu da şunu ortaya çıkartıyor. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı yarısı A bölü 2. 60'ın karşısı A bölü 2'nin kök 3 katı. Yani 30'un karşısındakinin her zaman kök 3 katı olacak. 60'ın karşısına yazacağız. Şimdi sana bir soru. Bir üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Tabanında A var. Yüksekliğinde A bölü 2 kök 3 var. Bir de bölü 2 mi ekledim? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bak ne çıktı ortaya? A kare kök 3 bölü 4 çıktı. Şimdi demek ki bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Şimdi diyeceksin ki hocam ben bunu nasıl tutacağım aklımda? Sakin ol. Benim lisede bir arkadaşım vardı. Bak şimdi ondan bahsedeceğim. Sen de diyeceksin ki ya ne arkadaşlar var? Ya ne, nasıl destek veriyor insanlara? Nasıl arkadaşlar var ki? Yani en azından aklında kalması için çaba gösteriyor diyeceksin. Bak şimdi A kare kök 3 bölü 4 dediğim şurada etkisiz eleman 1 değil mi? Bak şimdi iyi izle. 1, 2, 3, 4 şeklinde böyle sırayla kafanda tutabilirsin. Hat işte o arkadaşımdan bahsedeyim. Arkadaşımın mail adresi neydi biliyor musun? A kare kok uç bölü 4'tü. Yani o Türkçe karakterleri desteklemiyordu ya. Bu şekilde bir mail adresi açmıştı ve hani böyle sınıfta bir mail toplama olduğunda sürekli yazıyordu. Kağıt dönüyordu böyle. Kağıt dönerken insanlar böyle bakıyordu kim ne mail yazmış falan diye. Ya çocuk bize orada eşken üçgenin alanını yardım ediyordu resmen ya. Yani çalışmayan bile yani bu neymiş diyerek aklında tutuyordu. O yüzden ya şimdiki arkadaşlara bakıyorum. Yani böyle rakibi elensin diye yani videoyu beğenmiyor. Ama zamanında benim arkadaşlarım benim bir şey öğrenmem için neler neler yaptılar. Yani ne çabalar gösterdiler. Onlara buradan selam olsun diyerek hemen devam ediyorum. Şimdi muhteşem üçlüye geldik. Muhteşem şu dediğimiz şey şu. 90 dereceden bir kenar ortay çizildiğinde şu üçüncü kenarı da eşitleyeceksin. Bu nasıl gelecek? Hemen şöyle bir tane. 90'sız çiziyorum bak. 90'sız. Şöyle çizdim. Eşit. 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 Şimdi burada ikizkenar üçgenler var değil mi? Şuraya ben x desem bu da x olacak. Şuraya y desem bu da y olacak. Sonuçta ikizkenar üçgende taban açıları birbirine eşit. Peki iç açılar toplamı 180 derece değil mi? Kaç tane x var? 2. 2 tane de y var. 2 tane x ile 2 tane y'nin toplamı 180 derece ise x artı y. 2 parantezi aldığımı düşün. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x artı y buradan 90 derece gelecek. Yani tepeye baktığımda x artı y var. O zaman bu da 90 derece. Yani muhteşem üstünde ispatını temelde böyle söyleyebilirsin. Çemberde de ispatlıyoruz. Çembere gelince detaylı söyleyeceğim. Hatta ben bir e, MSÜ prova denemesi yayınlamıştım. Aynı şekilde MSÜ full tekrar, TYT için de bu full tekrar yayınlamıştım. 3 saat 46 dakikalık. Onları mutlaka izleyin. Sınavdan önce size tek videoluk, yani bir nevi bütün geometriyi bir videoda hızlıca tekrar ediyorum. Bak hızlıca yani bilenler için yapılmış bir şey bu. Bilmiyorsan anlamadığın yerleri böyle işaretle ki geriye dönüp sadece o konuları çalışırsan arayı kapatmış olursun. Zaten TYT için de benzerini yapacağım ama şu an hem MSÖ için hem TYT için yayınladım. Eğer talep olursa farklı video tarzları olursa mutlaka yorumları yazın. Sizlerden gelen dönüşleri mutlaka size ulaştırmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir şekilde ben her daim İlhan Hoca'nın her daim Adanalı İlhan Hoca'nın her daim senin yanında. Tamam mı? Peki ben o zaman aşağı iniyorum. 90 karşıma nasıl gelecek? 90 verecek. Şöyle bir eşitlik verecek. Sen üçüncüyü eşitleyeceksin. Aşağı iniyorum. İki tane eşitliği verecek. Üçüncüyü sen eşitleyeceksin. Veya üç tane eşitlik verecek. Bu sefer 90'ı sen yerleştireceksin. Az önce en başta yaptığımız gibi. Tamam mıdır? Pis üçlü denebiliyor. Muhteşem üçlü denebiliyor. Eğer senin de farklı duyduğun, öğretmeninden farklı bir şey duyduysan yoruma yaz ben de öğreneyim. Bakalım ne tarz isimler kullanılıyor. Ben de merak ediyorum açıkçası. ABC bir dik üçgen. AD DF'ye eşit. Bir dakika şimdi. AD nerede? Neredesin AD? AD şu. DF nerede? Şu. Yeşiller birbirine eşit. E ben zaten 90'ın karşısında kenar ortaya oluştuğu için 90'dan şöyle bir kenar ortaya çizsem ne olacak? Çift çizgi yazılacak. Bunu zaten az önce öğrendik. Alfa alfa ikiz kenarlığı var. Peki bir dakika bir dakika. İkiz kenar var. 90 derece var. Akrostişi hazırla. İkiz kenar var. 90 derece var. Bunlardan iki tanesi varsa ne demiştim ben sana? Diğerleri de var demiştim. İşte o zaman demek ki ben burada bir kenar ortay ekleyeceğim. Bir de açı ortay ekleyeceğim. Peki bu kenar ortay ne işime yarayacak? İyi izle şimdi. Bu kenar ortay aslında biz şurada 90 derece yazdık ya. Yani biz burada bak 90 derece 90 derece paralel olmuş oldu bak paralel gördün mü bu paralellik aslında sana orta tabanı tanımlıyor bak şöyle çizeyim orta taban Şöyle üçgeni de tamamlayalım. Şöyle çizdim. Zemine paralel olduğunda orta nokta verilirse karşı tarafta orta nokta olacak. Biz buna k'ye 2k orta taban diyoruz. Hatta şöyle yazayım. Orta taban. Tamam mı? Bunu en çok benzerlikte kullanacağız ama karşımıza çıktığında nasıl çıkacak? Sana diyecek ki ben paralellik vermiyorum arkadaş diyor. Diyecek ki buraya 5 yazıyorum, 5. Buraya 4 yazıyorum, 4. İkisi de orta nokta ise işte sen bunu paralel diyebilirsin ve K'ye 2 K'yi yazabilirsin. Ama tek orta noktadan bunu söyleyemezsin. Ya da sana sadece paralellik verirse o bir orta tabandır demem. Ama sana sadece bir paralellik değil bir de yanına orta nokta verirse diğerini sen yazabiliyorsun. Yine olay neye çıkıyor? İki tane bilgi varsa diğerleri mutlaka vardır. Şimdi bak o zaman ben bunu böyle çizdiysem yöndeş açıdan alfayı buraya taşıyabilirim. Alfayı buraya taşıdım. Açı ortaydan bu da alfa değil mi? O paralelliği de gösterelim tabii ki. Şöyle en iyisi bence kırmızıyla. Şu kırmızı kenar, şu kırmızı kenara paralel olduğu için paralel doğrularda yöndeş açı kavramından noktaya noktadan alfayı yukarı taşıdım. Sonra peki yeşil ikiz kenara baktığında tepe açısı 44 derece olan, 44 derece e, tabanında alfa varsa bu ikisinin toplamı da alfa. Alfa artı alfa eşittir 180 derece. 44'ü karşıya negatif olarak yollasan 180 eksi 44 nedir? 136 derece. 2 alfa 136 derece ise 132'ye böldüm 65. 6'ı 2'ye böldüm 3. 65 artı 3 nedir? 68'dir. Aksaray'a buradan selam olsun diyerek 14. soruyu noktaladık. Geçtik 15. soru bir katlama sorusuna. Diyor ki bana ABC'de üçgen üçgenin şeklinde kağıt BD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A ile A üstü noktalara çakışıyormuş. En iyisi ben şöyle bir şey yapayım. Şuradan bak AD çift çizgi verilmişti değil mi? DC de çift çizgi olacak. Peki 90'dan kenar ortaya çizildiğine göre muhteşem üçlü olacağını biliyorsun. Peki B'den D'ye çizdiğimde de siyah çift çizgi. Peki A noktası nereye gitti? A üstü noktasına. Yani katlama olduğu için kenar uzunlukları. Bak şuradaki kenar uzunluğu buraya eşit. Şimdi en güzel kısma geldik. Katlamada üst üste gelen açılar açı ortaya oluşturacaktı. Tamam. Sonra ben şurada zaten bir ikiz kenar görüyorum ya. Bak X yazsam bu da X. Peki iki tane x'in toplamı 2 iç bir dıştan 2x olacak ya. Gel şuraya 2x yazalım. Buraya da 2x yazalım. Şimdi peki şekil 2'ye yaklaşıyorum. Şuradaki x yazdığımıza dikkat et. Bak şurada yazdığımız x var ya. Gelip ben buraya yazabilirim. Şimdi sadece şekil 2'ye yaklaş. A, D, A istemiş soru bizden. Şimdi sadece şekle bakmanı istiyorum. Burada üst taraftaki x'i getirince BD uzunluğu A D'ye eşit değil mi? Evet eşit. O zaman benim şunu bilmem lazım. Tepe açısı 2x Tabanında 70 artı x var. Diğer tabanında da 70 artı x olacak. Ha, bak 70 artı x yazdım. 2 tane 70 artı x bak 2 parantezinde 70 artı x. Tepede de bir 2 x var. Toplamlar 180 dereceye eşit değil mi? Eşit. Düzenlersem ben burayı. 140 artı 2 ile 2x yani 2 ile x çarpım, 2x. 2x de burada var. 4x eşittir 180 ise 4x eşittir 40 derece. x eşittir 10 derece geldi. Ama cevap 10 değil. Bana demiş ki A, D, A üstü. A, D, A üstü. Yani toplam 4x'i istiyor. O zaman 4 çarpı x eşittir. 4 çarpı 10'dan nedir? 40 derecedir. Ve aradığımız cevap ortaya çıkmış oluyor. Bunu da çözdük. 15. soruyu bitirdik. Son sayfaya geldik. 16. sorumuza. Gerçekten. Bakayım. 44 dakika olmuş. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Tüm soru çeşitlerini tane tane işliyoruz. Ben şöyle bir yudum su alıyorum. Tabi sen 2x de izliyorsun. Sen böyle beni, beni böyle harıl harıl konuşturuyorsun. Ben böyle sakin sakin yavaş yavaş kendimi yoruyorum. Sen yorulmuyorsun. Güzel taktik. Ama anlamadığın yerleri böyle geriye al bak. Çünkü yeni başlayan arkadaşlara özellikle sesleniyorum. Sen yeni bir konuya başladığın için mantığını yani birinin anlattığı gibi anlaman lazım. Ama ilerleyen süreçte konuyu öğrendikten sonra düzenli bir 2x düzenine başlayabilirsin veya devam edebilirsin. Ama ilk etapta anlamadığın yerleri Böyle sakin konuştuğum 0x'te öğrenmen lazım. Tamam mı? Şimdi aynı renkli çubuklar özdeş olmak üzere 2 mavi, 2 kırmızı, birer mor ve siyah çubuklarla ABC üçgeni oluşturuluyor. Bak 2 mavi diyor. B'den C'ye tek mavi yok. Eğer böyle düşünürsen bu soruya çok bakarsın bak. 2 mavi dediğin şey aslında demek ki ben burada bir kenar ortay bulmuşum. Peki burada bir 90 derece varsa neyi çağırıyoruz? Hadi çağıralım. Akrostiş gelsin. Akrostişimiz nedir? Daki. Peki diklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenarlık. Kenar ortay var, diklik var. İki tanesi varsa diğerleri de vardır. Yani açı ortay yapmam için önce üçgeni tamamlamam lazım. B'den D'ye e kırmızıyı çizdim. Çünkü kırmızı kenar, kırmızı kenara ikiz kenar oldu. Şunu tamamlıyorum. Bir de açı ekleyeceğim. Açı ortayı da böyle ekledim. Peki DC uzunluğu zaten AB'ye eşit değil miydi? Hadi gel ona da tek çizgi bırakalım. Şöyle tek çizgi bıraktım. Bu sayede bir ikiz kenar daha bulmadın mı? Buldun. O zaman bunun da taban açıları şöyle birbirine eşit olacak. Ama önceden zaten ben şurada tabanlı 40 bulduğuma göre şurada da tabanlı ne olacak? 40 derece olacak. 40, 40, 80. İki iç bir dıştan buraya 80 derece yazdım. İkiz kenardan A açısına da 80 derece yazdım. 80, 80, 160. Tepeye de şöyle 20 dereceyi yazarsam cevap ortaya çıkıyor. Bak alfa açısını sorduğu için alfada ne var? 40 artı 20 var. O zaman alfa dediğimiz açı 60 derecedir. 16. soruyu bitirip 17. soruya geçebiliriz. 17. soruya baktığımızda taban açılarının ölçüleri 70 derece olan ikizkenar üçgen biçimindeki özdeş 3 aynı aralarında boşluk kalmayacak biçimde eşit kenarları boyunca yapıştırılarak şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Şimdi ikizkenarsa gel şöyle yapalım. Şu siyah kenar bu siyah kenara eşit. Bütün üçgenlerde bunları yapsam bak görüyorsun. Hepsine siyahça çiziyorum. Sen karalayabilirsin de. Tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi hepsine şöyle yazdım. Peki taban açıları birbirine eşit olacağı için 70-70 olacak. 70-70-140 tepeye de 40 derecen lazım. Peki bu 40 dereceyi her birine şöyle 40, 40, 40 şeklinde yazacağım ya. Aynı şekil çünkü. A, B1, C1'i soruyor. A, B1, C1. O zaman B1 ile C1'i şöyle birleştirsem. Bu bir ikizkenar üçgen oldu değil mi? En iyisi onu şöyle pembeyle yapalım. B1, C1'i birleştirdim. Burada bir ikizkenar üçgen var. Hatta tepe açısı 3 tane 40 ne yapar? 120 derece yapar. 120 ve ikizkenar üçgen olduğu için tabanlar 30'ar derece olacak. 180'den 120 çıkarttım. 62'ye böldüm 30 30. Ve aradığımız cevap da şurası olduğu için cevabımız 30 derecedir. 17'yi bitirdim. Geçiyorum 18. soruma. ABC bir üçgen. AE dik AC verilmiş. BAE 36 derece. BAE. Peki AB'ye K yazsam. AB'ye K yaz. 2K EC olacak pardon. 2 kyı şöyle yazdım. Peki 2K 90'ın karşısı değil mi? Bak bu soru tarzını sakın unutma. Burada yapacağın tek şey muhteşem üçlüyü doğru parçalamak. Yani 90'dan şöyle bir kenar ortay çizsen. Bak şöyle bir kenar ortay sen kendin çizdin. Peki 90'dan kenar ortay çizince muhteşem üçlü olmuyor muydu? Oluyordu. E, bu sayede KK ikiz kenarlı ortaya çıktı bak. En iyisi biz onu şöyle güzel bir renkle K ikiz kenarlı K ikiz kenarlı bulduk. Tabii şu K'ler değişti ama şimdilik boyamıyorum onu. Şurada alfa var. Taban açıları birbirine eşit olduğu için alfa. İki iç bir dıştan. 2 alfa. Hocam nasıl yaptın? Alfa. Alfa ikiz kenar. Şu K'den dolayı. Peki 2 iç bir dıştan iki alfayı buraya yazdım bitmedi. Burada KK ikiz kenarlı var. Buraya da 2 alfa yazacaksın. Gel buraya 2 alfayı yaz. Sonra 2 alfa ile 36'yı toplasam. 2 alfa artı 36. Şu an ne yaptım? Yine bir iki iç açının toplamı. Kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit dedim. Sonra Üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. Önce 2 alfa artı 36'yı sonra alfayı sonra 90'a alalım toplayalım. 2 alfa artı 36 artı alfa artı 90 eşittir. Ne yazacağım? 180 derece yazacağım. Peki 3 alfa eşittir 90 36'yı toplasam 126 yapıyor. 126'yı karşıya negatif olarak yolladığımda 54 derece. 54'ü 3'e bölsem alfa buradan kaç derece gelir? Tabii ki 18 derece gelir. Bize de zaten bu sorulmuştu. 18'in cevabı 18 geldiğine göre bir dilek tutacağız. Ben içimden dileğimi tuttum. Sizin üniversite hayaliniz için iyi bir dilek tuttum. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşince mutlaka gelip videoların yorumlarına ne yapacaksınız? yazacaksınız. Desteklerinizi bırakmayacaksınız. Abonelikten çıkan arkadaşlar oluyor ama onlara bir ricam var. Yani ben seninle beraber kendimi geliştiriyorum. Sen de kendini geliştiriyorsun. Bu süreçte bu tanışmadığı yani tanışmış olduğumuz bir düzen var ya. Bunun karşılığında da desteğini devamlı istiyorum. Desteğin hep yanımda olsun istiyorum. Şimdiden o desteklerin için teşekkür ederek 19. soruya geçiş yapıyorum. Şimdi ABC bir üçgen. 54 derece, 6 derece, 12 derece, 48 derece verilmiş. Peki şöyle düşünsem 48 ile 12'yi toplasam burada kaç derece var? 60 derece var. Doğru mu? Peki 54 ile 6'yı toplasam 2 hiçbir dıştan burada da 60 derece var. Bir dakika. 60 60 ikizkenar değil mi? Aslında 2 tane 60 varsa 3. de 60 olacağı için bu bir eşkenar üçgendir. Hemen o eşkenar üçgeni bir gösterelim değil mi? Şöyle A, D, C üçgenine baktığında bu bir eşkenar üçgen. Sonra bitmedi. Biz bunu yaptık ama şimdi burada bir 12 derece var bak. 12 derece. Bir de 48 derece var. 60 6'yı toplasam 66 Yozgat değil mi? Peki 66 burada var. 48 burada var. 66, 48. Bir tane daha 66 oluyor iç açılar toplamından. 180'den 48 çıkarttım. 132, 2'ye böldüm de 66, 66. Yani şurada da 66 var. E, o zaman burada da bir ikiz kenar bulduk. Yani E'den C'ye de siyah çizeceğim ki hem o E'den C'ye çizdiğim siyah şu ikiz kenarlığı sağladı. Hem de DC uzunluğunun EC uzunluğuna eşit olması ikiz kenarlarını sağladı. Yani tepede 12 varsa tabanında x varsa şu ikisinin toplamı da x olmalı. O zaman demek ki x artı x artı 12 eşittir 180 derece ise 2x 12'yi karşıya yollasam 180'den 12 çıkardım. 168 2'ye böldüğümde x eşittir kaç derecedir? Tabii ki 84 derecedir. Onu da şöyle güzel bir renge boyayalım. Ve nasıl yaptığımı tekrar ediyorum. Şöyle kırmızıyla gösterelim rengini. Hemen, hemen hemen hemen. Şuradan E'den C'ye çizdim. D'den C'ye çizdim. Burada ikizkenarlık var. A'dan C'ye çizdim. Bu ikizkenarlık sayesinde geldi. Tepe açısı 12 derece olan tabanında x, tabanında x olacak. İkizkenar üçgenden soruyu hızlı bir şekilde çözdük. 19 bitti. 20. soru bir çizim sorusu. Şöyle biraz küçültelim. Geometri dersinde aşağıdaki adımlara uygun çizim yapılıyor. ABCD dörtgeninde. ABCD dörtgenini şöyle güzelce çiziyorum bak. Rastgele çizemedim. Yani ben dörtgen diyorum o çember çiziyor yürüyün değil mi? Ah bu yapay zeka var ya. ya. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Sa tane tane yapayım bari. Şöyle. Heh yaptı. Şimdi A'yı buraya aldım. B'yi buraya aldım. C'yi buraya aldım. D'yi buraya aldım. Bana diyor ki A, C köşegenini çiz. A, C köşegenini çizdim. Ve bu A, C köşegenini dur şurayı en iyisi zaten içi gözükmüyordu. Şurayı düzeltelim. AC köşegenini şöyle çizdim. Ve AC köşegeni çizdikten sonra demiş ki AB ile AC dik demiş. AB ile AC yani kötü bir görüntü oldu ama şurası 90 derece. Yani rastgele çizdiğim için. Hatta rastgele çizdiğinde de cevabın gelmesinin nasıl olduğunu da görmüş olacağız. ACB 40 derece. ACB şurası 40 derece. Sonra demiş ki AD'ye K yaz. AD'ye K yazıyorum. BC 2K. BC şurası 2K. Peki DAC 20. Şuraya 20 derece yazdım. Sonra diyeyim ki 90'dan şöyle bir kenar orta çizsem. K burası. K burası. Muhteşem işte olacak ya K burası. Şimdi sana bir soru. 40 derece var. KK K, K ikiz var. Gördün değil mi? Demek ki zaten şekle artık yaklaşabiliriz. K, K ikiz 40 varsa şurası da 40 derece olacak. Geldim şuraya 40'ımı yazdım. Sonra 40 ile 20'yi topla bakalım ne geldi bak. 40 ile 20'yi topla 60. Peki K burada var. K burada var 60. O zaman D'den şuraya çizersem. Bak D'den buraya çizdiğimde. Bu da K olacak. Hatta burada bir eşkenar üçgen yakaladık. Kırmızı üçgen eşkenar üçgen olduğu için 60 burada var. 60 burada var. Bu kırmızı da K. Peki o kırmızı K ise hatta onu kırmızıyla şöyle çizelim. E burada da K var. Bu da kırmızı. O zaman demek ki sen burada bir şöyle farklı bir renkle yazayım. Burada bir ikizkenar üçgen yakaladın. O ikizkenar üçgen de Şöyle bir ikizken üçgen. Bitmedi tabii ki. Şimdi biz burada 40 dereceyi bulduk ama 40 40 80. İki iç bir dıştan 80'i buraya yazdım. Peki tepe açısı 80 olan ikizken üçgende tabanlar 50 derece 50 derece olacak. Sonra dikkat et şimdi. Biz 80 40, 60 bak 80 60 140. Şuraya ne yazmamız lazım? 40 derece yazmamız lazım ki 180 olsun. Tekrar ediyorum. 40 derece burada. 90 derece burada. 50 dereceyi buraya yazdım. 50 50 80 ikiz ikizkenarından bitirdim. 80 60 140 buraya 40 derece yazdım. Tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen var değil mi şöyle? Tabanlar 70 70 olacak. Yani şurası 70 derece. 70 olması için 40'ın yanına ne yazarsın? 30 derece yazarsın. Her yeri bulduk. ACD açısını istemiş. ACD kaç derece yani? Tabii ki 30 derece istiyor benden. Cevabımız görüntü biraz Garip olsa da bence güzel oldu. En azından böyle rastgele çizdiğimiz bir şekil sorusunda sorunun nasıl gittiğini eğer böyle kafanda ya burası 90 derece olur mu demeden çözebileceksin. Çünkü diğer türlü ya ben oraya 90 yapayım, düzeltmeye çalışayım dediğinde zaman kaybedeceksin. Az önce benim kaybettiğim gibi. O yüzden bir nevi neyi gördük? Sözel çizim sorularında kafana göre bir çizim yapıp o çizdiğin soruda açıları önemsemeyeceksin. Biri dar mı gelmiş, biri geniş mi gelmiş önemli değil. Sen sadece burada o yorumu, buradaki açıklama yorumunu iyi yapman gerekiyor. 21. soru. Yani son sorumuza geldik. Son sorumuz diyor ki bana, ben sana bir eşkenar üçgen verdim diyor. 60 derece burada. 60 derece burada. Peki B'de de 60 derece olacak. Yalnız 60'tan dolayı eşkenar üçgen ya bu bak üçüne de şöyle çift çizgi bırakalım. Sonra demiş ki bak 70 40. Aha bak. 70 ile 40'ı toplasam ne yaptı? 110. D açısının tamamı da ne olacak? 70 derece olacak. Peki bu 70 derece 70 derece etkisinden dolayı şöyle CD uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine ne yaptı? Eşit geldi. Taban açıları birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgen. E biz zaten eşkenarın bütün kenarlarını çift çizgi yapmıştık. Bunları da kırmızı yapalım. Sonra bunu yapar yapmaz bak ne ortaya çıktı? Tabii ki ikinci bir ikizkenar üçgen. 40'la 60'ı toplasam bura 100 derece tepe açısı 100 derece olan ikizkenar üçgende 180'den 100 çıkarttım. 80. 2'ye böldüm. 40 derece burası. 40 derece burası. Tamamı 60 derece değil miydi? Evet. X buradan 20 derecedir. Ve aradığımız cevap da 20 gelir. Evet. 21. soruyu da noktaladık. Teğet ve merkez testlerine geçiş yapacağız. Yani ikinci videomuz teğet ve merkez testi olacak. Hemen kamp programımıza gidiyoruz. Kamp programımızda hemen ben üçgende açıyı noktaladım. Bunu bitirdik. İkinci videodan sonra birinci günde yaptığımız gibi bugün de bitirmiş olacağız. Böyle gün gün 39 gün boyunca hem TYT hem AYT'de bütün konuları bitirmiş olacağız. Hemen ben sana ödevini de söyleyeyim. Soru bankamızı alıyorsun. Soru bankamızda üçgende açı kısmına geliyorsun. Üçgende açıda kaç tane mavi testimiz var hemen onu söyleyelim. Bak sayfa 11'de şöyle açtım. 11'de başlayan bir mavi test. İkinci mavi test. Geldik yeşil teste. İkinci yeşil test. Bak Sonra 2 yeşil, 2 mavi, 8'er sorudan 32 soru. Bir de kırmızı testimiz var 8 sorudan. Ne yaptık? 40 soru. 40 soruluk ödevin seni bekliyor. Bu sayede bu öğrendiklerini hem teğet testinde hem merkez testindeki soru tarzlarıyla birlikte konuları Tüm soru çeşitleriyle birlikte öğrenmiş oluyorsun. Gerçekten çok keyifli bir derste. Umarım verim almışsınızdır. Bu desteklerinizi yorum atarak gösterebilirsiniz. Videoyu beğeni bırakarak gösterebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İkinci günün birinci basamağını bitirdik. Teğet ve merkez testinden sonra bu konuyu da bitirmiş olacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar. Bay bay.